Değerli arkadaşlarım merhaba. Biraz önce izlediğimiz sahneler değerli bir yönetmenimizin bir ön hazırlığı. Alper Çağlar isimli yönetmenimiz Göktürklerle ilgili bir üçleme yapmak istiyor arkadaşlar. Bu üçlemesinde Göktürk kültürünü sadece Türkiye'de değil bütün dünyada tanıtmak istiyor. Bu ilk filmin 2019 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Alper Çağlar'ı Börü ve Dağ isimli yapımlardan hatırlıyor olabiliriz. Bu yönetmenimize başarılar diliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi değerli arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz Göktürkler. Arkadaşlar, Göktürk Devleti milattan sonra 552 ve 659 yılları arasında sürdü. Biz bu hazırlığımızda 1. Göktürk Devleti'ni anlatıyoruz. 1. Göktürk Devleti milattan sonra 552 ve 659 yılları arasında hüküm sürdü. Arkadaşlar, Göktürk Devleti en çok aklımızda kalması gereken yer arkadaşlarım. Evet, burada haritayı görüyoruz. Göktürk Devleti ile ilgili en çok aklımızda kalması gereken yer Türk adını tarihte ilk kez kullanan Türk Devleti'dir. Göktürkler ilk kez Türk adıyla kurulan Türk Devleti'dir. Bundan önce biliyorsunuz Asyon Devleti kurulmuştu. Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk Devleti'dir. Türk adını ilk kez kullanmıştır. Göktürk Devleti olarak kurulmuştur. Asyonlarından sonra Türk boylarını ikinci kez bir bayrak altında toplamıştır bu devlet. Arkadaşlar biliyorsunuz kutsal başkent nedir? Ötügen. Türklerin kutsal başkenti Ötügen'dir. Başkent Ötügen, devletin kurucusu ise Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan ülkeyi doğu ve batı şeklinde ikiye ayırmıştır arkadaşlar. Göktürk Devleti veya Köktürk Devleti. Bumin Kağan 552'de Avar Türklerini yıkarak Göktürk Devleti'ni kurdu. Kutsal başkent Ötügen. Bumin Kağan gelenekler uyarınca ülkenin batısını kardeşi İstemi'ye verdi. İstemi İpek yolunu ele geçirmek için Akunlulara karşı Sasanilerle sonra da Sasanilere karşı Bizans'a ittifak yaptı. Göktürk Devleti, Göktürk yazılarında Köktürk şeklinde yazılmıştır. Göktürk adı Göktürk yazılarında Köktürk şeklinde yazılmıştır. Maalesef Bumin Kağan'ın ölümünden sonra kardeş kavgalarıyla Göktürk Devleti Çin entrikaları yüzünden 630 yılında yıkılmıştır. Arkadaşlar ne demiştik? Bumin Kağan ülkeyi doğu ve batı olarak ikiye ayırdı. Ve batının yönetimini kardeşi İstemi Yabgu'ya verdi. Arkadaşlar batıyı alan kişiye Yabgu deniyordu. Bu sistem ikili yönetim sistemidir. Bu sisteme göre, yani ikili yönetim sistemine göre ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılır. Biz buna ikili teşkilat diyoruz. İslam öncesi Türk tarihinde Türk devletlerinin ikili teşkilatı kullanması Türk devletlerinin federal yönetim anlayışıyla yönetildiğini açıkça göstermektedir. Evet değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Göktürk Devleti en parlak dönemini Mukan Kağan döneminde yaşamıştır. Göktürkler İpek yolu için Sasanilerle işbirliği yapıp Akunlara son vermiştir. Kutsal başkent Ötügen'den şimdi görüntüler görüyoruz. Evet. Bu şu bugünleri yani bu Ötügen'in. Göktürkler İpek yolu için Sasanilerle işbirliği yapıp Akunlara son vermiştir. Orta Asya'da Bizans'a ilk resmi heyet 568 yılında Göktürkler zamanında gitmiştir. Bu da Göktürklerin güçlü bir devlet olduğunun başka bir kanıtıdır. Bizans o dönemde dünyanın güçlü bir devleti, onunla ilişki kurduğuna göre böyle kabul ediyoruz. Arkadaşlar biraz önce anlattığımız gibi devlet maalesef 582'de Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış. Doğu Göktürk Devleti Tardu zamanında Batı Göktürklerdeki İşbara Han'la çatışmışlardır. Yani Doğu'da Tardu, Batı'da İşbara Han birbirleriyle çatışmışlar. Ve böylece devlet zayıflamış. Doğu Göktürk Devleti 630'da, Batı Göktürk Devleti ise 659'da
Çin egemenliğine maalesef girmiştir arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, hemen kısaca özeti veriyorum. Birinci Göktürk Devleti'ni anlattık. Devlet kurulduktan sonra ikiye bölündü. Batı ve Doğu olarak. Doğu'da merkezde, arkadaşlar Doğu kutsaldır Türklerde. Doğu'da merkezde asıl han Bumin Han vardı. Batı'da ise İslami Yagbu vardı. Türk devlet yapısında arkadaşlar batıda oturan hana Yabgu, doğuda oturan büyük kağan denir. Batıda oturan Yabgu, doğuda oturan büyük kağana bağlıdır. Mesela şöyle bir soru gelse size. İkili devlet yönetiminin tercih edilmesinin sebebi nedir? İslamiyet öncesi Türklerde ülke yönetiminde, devlet yönetiminde İkili yönetimin tercih edilmesinin sebepleri nelerdir diye bir soru gelse arkadaşlar. Cevap nedir? Ülkenin yönetimini ve askeri faaliyetleri kolaylaştırma isteğiyle ikili yönetim kullanılmıştır. Devletin yıkılmasını tekrar söyleyelim. Tardu ile İşbar arasında yaşanan hükümdarlık çatışmalarını fırsat bilen Çin bu durumdan yararlanmak amacıyla Tardu'ya çeşitli hediyeler ve tuğlar gönderdi. Yani ben seni tanıyorum dedi. Bunun üzerine Tardu ile İşbar arasında çatışmalar çıktı. Zaten vardı. Bunlar daha da arttı. Ülke önce ikiye bölündü ve maalesef daha sonra Çin hakimiyetine girdi. Aslında tarihimiz bize çok şey söylüyor değil mi arkadaşlar? Birlik beraberliği bozulduğu zaman Türk ülkeleri maalesef bağımsızlıklarını yitiriyorlar. Arkadaşlar birinci Göktürkleri anlatmış olduk. Devam edeceğiz. Nedir? Önce birinci Göktürkleri anlatacağız. Sonra Kürşat ayaklanmasını anlatacağız ve daha sonra da 2. Göktürk Devleti'ni yani Kutluk Devleti'ni anlatacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.